Sen çocuğuna en yakın insan olduğun için sen onu çevirebilirsin. Sen çevirirsen onda ışık yanar. Avrupa'da yaşayan anneler, babalar çocuklarına neden söz geçiremiyor? En büyük problem bu. İki kültür arasında yaşayan çocuklar ve anneler, babalar yıllardan beri gecesini gündüzüne katarak ne yapıyor? Çocuklar için çalışıyor. Odak noktasında çocukları var. En iyi şekilde yetiştirmeye çalışıyor çocuklarını. Fakat sorun ne? Çocuklarına söz geçiremeyen anneler, babalar, örneğin misafir geldiğinde çocuk odasından çıkıp misafiri karşılamıyor. Veya çocukta bir özgüven eksikliği var. Çekingenlik var. Anne veya baba çocuğuna bir şey söylediğinde çabuk öfkeleniyor, sinirleniyor, patlıyor birden çocuk. Söz geçiremeyen anneler ve babalar. Peki bunun arkasından ne geliyor? Zaman ilerliyor. Ağaç yaş iken eğilir hesabı. Bir şey değişmiyor çocuklarda. Söz dinlemiyorlar. Söz etki yapmıyor. Çocuğu okulu bitiriyor belki. Ama iş yok, güç yok. Rahatlık alanından çıkmıyor. Çekingenlik var. Bir işe giriyor, bir hafta sonra oradan çıkıyor, başka bir işe giriyor. Ve zaman durmuyor, devam ediyor. Anne baba ne kadar çocuğunun geleceği için başarılı olmasını istese de, çocuğu için güzellikler istese de artık her şey çok geç oluyor. Çaresiz anne ve baba. Ne yapacağını bilmiyor. Peki çözüm ne değerli arkadaşlar? Bu anne baba zamanında bilseydi çocuğu yetiştirmeden önce İbni Haldun diye mukaddimeyi yazan bir bilim adamının söylediği şu cümleyi bilseydi belki o zaman her şey daha değişik olurdu. Bambaşka olurdu. Belki de. İbni Haldun'a birisi şu şekilde soru soruyor. Çocuklarımızı nasıl terbiye ederiz? O da şu şekilde cevap veriyor. Çocuklar zaten eninde sonunda size benzeyecek. Onları terbiye etmeye çalışmayın. Hiç onun için enerji harcamayın. Siz kendinizi terbiye edin. Siz kendinizi yetiştirin. Çocuğunuz da zaten size benzeyecek. O da yetişmiş olacak. O da terbiyelenmiş olacak diyor İbni Haldun. Avrupa'da yaşayan bir anne veya baba olarak şimdi şu gerçeği kabul edersen, çocuğumu düzeltmek istiyorum, değiştirmek istiyorum. Bunun için ilk önce kendimi değiştirmem lazım. Kendimi yetiştirmem lazım diyorsan o zaman çözüm noktasına yaklaştın demektir. Ama hala eski kafadan yok ben zaten çalışıyorum. Onun için çalışıyorum gece gündüz. Ben onu bir yere vereyim, bir psikoloğa götüreyim. Onlar onu terapi yapsın, özgüvenini arttırsın. Veya bir yaşam koçuna vereyim, o onun çekingenliğini alır diyorsan yine yanlış yapıyorsun demektir. Çözüm ilk önce kendini değiştirmek. Kendini değiştirdiğin zaman zaten çocuğun da sana benzeyecek. Neden sen değişirsen çocuk daha hızlı değişir? Çünkü düşün. Şuradan örnek vermek istiyorum. Sen çocuğun yanındasın. Sen çocuğuna en yakın insan olduğun için sen onu çevirebilirsin. Sen çevirirsen onda ışık yanar. Ama sen haftada bir yaşam koçuna, bir psikoloğa gider, başkasına çevirttirirsen bir hafta sonra maaş nasıl bitiyorsa ay sonuna kadar aynı o şekilde kontürlü bir ışık gibi düşün. Doldurulan ışık söner belli bir zaman sonra. Ama sen kendini değiştirirsin. Yöntemleri öğrenirsin. O zaman çocukta uygulama yaparsın sık sık. En iyi psikoloğu sen olursan çocuğun, o zaman çocuğun daha hızlı değişir. Çocuğun içindeki ışık, içindeki cevher parlamaya başlar. O yüzden ilk önce sen değişeceksin. Şunu da eklemek istiyorum. Bunu yalnız yapamazsın. Çünkü bu zamana kadar zaten sen kendi bildiklerinle
buraya kadar geldin. Çocuğunu kendi bildiklerinle, kitaplardan öğrendiğin, konu komşudan, çevrenden öğrendiğin veya YouTube kanallarından öğrendiğin gibi uyguladığın zaten bu kadar yapabildin. Bundan sonra yalnız yapamazsın. Dışarıdan destek almalısın. Senin kültürüne uygun, senin değerlerine saygısı olan, senin gibi aynı dili konuşan bir mentörden destek alarak hedefine ulaşabilirsin. O mentor, o rehber seni A noktasından hedeflediğin C noktasına kadar veya hedeflediğin Z noktasına kadar adım adım seni götürecektir. Biz Mahir Coaching Akademi olarak binlerce anne ve babayı arzuladıkları hedeflere götürdük. Onlara psikolojik taktik, yöntem ve teknikler göstererek çocuklarını nasıl yetiştireceğini, onların damarlarına nasıl gireceklerini, onların içindeki ışığı nasıl yakacaklarını onlara gösterdik. Onlar arzuladıkları hedeflere vardılar. Onlar arzuladıkları aile huzuruna kavuştular. Bunun için tabii hazır olmalısın. Kendini geliştirmeye açık olmalısın. Bu gibi yöntem ve tekniklere gerçekten değer vermelisin. %100 sen de ömrünü tüketmeden, çocukların ömrünü zayi etmeden, psikologların arkasından koşmadan, sen de bir şey değiştirmek istiyorsan, sen de huzura kavuşmak istiyorsan, sen de çocuklarını yönlendirmek istiyorsan, o zaman benimle ön görüşme için bana başvuru formu gönder. Bu formu alan arkadaşlarımız sizin bizim programlara uyup uymadığınızı kontrol edeceklerdir. Eğer uyuyorsanız, sizdeki değişim azmini görürlerse o zaman sizi telefonla ararlar. Size benimle görüşmek için online bir randevu ayarlarlar ve sizinle o ön görüşmede buluşuruz. Sizin çocuklarınızla şu anki durumunuzu, problemleri ve arzuladığınız hedefleri oturur konuşuruz. A noktasından C noktasına nasıl gidersiniz size adım adım gösteririm. Bunun için yapacağınız tek bir şey var. Hemen videonun altındaki formu doldurup göndermek. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.